Avusturya su benden herkese merhaba. Evet, yine dur nereye bakacağımı şaşırmadan şöyle bir toparlayayım. Nereye bakabilirim? Yani arkada böyle güzel bir araç varken nereye bakabilirim? Şöyle yapalım, bu videoya başlamadan önce teşekkürlerimi ileteyim, ondan sonra başlayalım. Bu aracı yani 16 ANG 88 plakalı aracı bana gönderen değerli büyüklerime, ben kim olduğunu biliyorum ama hani şimdi burada videoyu 10 yıl sonra bile izleyen insan ne yapmasın, böyle kafası karışmasın, kimdi o ya falan demesin diye isim zikretmiyorum ama kendilerine en derin saygılarımı iletiyorum. Gerçekten tabanca gibi bir araç. Daha önceki o sanatsal seri ART 03 serisinden karşılaştırma yapamayacağım. Yani o kadar zor ki onu yapmak. Neyse, araç bu. Bu artık bende. Bundan sonra beni izleyenler beni bununla görecekler. Ufak tefek değişiklikler olabilir. Onu şimdiden söyleyeyim. Tabii ben böyle aracı pavyona falan çevirmeyeceğim de. Hani yanlış anlaşılmasın. Dediğim gibi o da ayrı bir sanat. Bende o sanatsal zeka yok. O yüzden öyle söylüyorum. Dorse değişebilir. Neyse, onu geçtik. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Biliyorum lafı ben aldım mı uzatıyorum. Yani baya baya uzatıyorum. Onun için biraz sessizlik diyorum. Neredeyim ben şimdi? Avusturya'da Suben'deyim. Evet, burası Suben. Şöyle, niye buraya geliyoruz biz? Biz her turda buraya geliyoruz. İki kere geliyoruz. Arkada böyle AS24'ün istasyonu var. AS24 Total istasyonu burası. Buradan biz yakıt alıyoruz. Bu yakıtı alma meselesi, daha önce gelmeyen varsa biraz tuhaf gelebilir. Türkiye'deki gibi abi fulle durumu yok. Burada ne var? Sen kartınla gidiyorsun. Bak zaten fiyat da yok burada. Yani sadece litre gösteriyor. Fiyat seni ilgilendirmiyor çünkü. Bak burada paneli var. Burada kartını soktuğun yer var. Açıyorsun, kartı takıyorsun şuraya. Ondan sonra sana soruyor. Diyor ki ben ne yapayım şimdi diyor. Sana diyor ne vereyim diyor. Ne vereyim abime diyor. Şöyle dönelim. Sen de diyorsun ki bana AdBlue ver abi diyorsun. Numarasını yazıyorsun. Kartın pinini soruyor sana. Pin kodunu giriyorsun. Ondan sonra bak diyor. Bunu veriyorum ha diyor. Ona göre diyor. Onaylıyor musun? Diyor. Onaylıyorum baba, ne demek, yanlış olmaz bizde diyorsun. Confirm diyorsun. Bunların hepsini İngiliz yapıyorsun yani. Avusturya, Almanca konuşuyor ama pompalar İngilizce. Enteresan. Sonra da AdBlue'nu alıyorsun. Aynı şey mazot için de geçerli. Mazotta aracı böyle tek pompadan almıyorsun bu arada. Sağ sol var ya. Mesela şöyle göstereyim. Şu iki pompanın arasına yanaşıyorsun baba. Şuraya. Şuraya. Yanaştın mı oraya? Hem soldan hem sağdan alabiliyorsun. Yani tek kart okutmayla. Onun da küçük bir trik numarası var. Basıyorsun düğmeye, öyle kapatıyorsun pompayı, öbür taraftan vermeye devam ediyorsun. İşte 7 numara burası, 7 numaradan ver diyorsun işte şu. Ya bu kamera da ters gösteriyor ya, o yüzden sıkıntı. Şimdi ben buradayım. Şu çantada düşmesin. Bakayım. İnşallah bu da sürtmüyordur bir yerlere. Sürtme. Aklıma kötü espriler geldi, yapmayacağım. Şimdi burada her taraf benzinlik. Bu arada Euro Truck Simulator oynayan varsa, iki özellikle. Bak arkada. Bak. International Diesel Service. Arkada Man Truck Service. Bakayım görünüyor mu? Yani görünüyor işte orada. LKV Volta. Bu arada şunu da söyleyeyim. LKV yani Arapçadan geliyor. LKV. Yok öyle değil. LKW. Bu buralarda tır demek yani. O yüzden o bir marka değil. Walter'ın tırları diyor üstünde. Yani Walter onun markası. Bize neyse, bizimki bu. Evet. Var bir sürü araç var yine. Size gösterebileceğim gibi. Velefiyavs, Ekotrans, bir şeyler.
Burada her yer AS24 ile çalışıyor. Biz totalinden alıyoruz. Karşıda da var bir tane. Burada da var. Her yerde var. OMV var orada. Balkan ülkelerine gidenler bilirler. OMV oralarda. Mesela Lukoil var. O hep Rus malı. Balkanlarda çok ama iyiydi. Hizmeti güzeldi. Türkiye'de tutmadı. Türkiye'de kötü hizmet verdi adamlar çünkü. Yani bilmiyorum niye öyle oldu. Falan filan. Şimdi şöyle yapacağım. Bu yollardan karşıya geçebilirsem. Bu arada bisiklet yolu var. Allah'ın dağındayız. Şöyle göstereyim. Bak dikkat et diyor bak. Allah'ın dağında. Şöyle. Adamlar bisiklet yolu yapmışlar. Yapıyorlar. Yapıyorlar. Hani övmek için söyleme. Avusturya. Nemrut memleket. Sevmiyorum burayı. Almanya'yı sevdim. Şu anahtarım inşallah çok şıngırdamıyordur. Ya Avusturya'nın dediğim gibi bir tek Alpleri var. Ya Avusturya dediğime bakma. Şurası Almanya yani. Öyle. Şimdi burada arkamda da şöyle döneyim. Eni var. Eni. Eni. Ay o Eni. Eni are you okay? Diyor ya Michael Jackson. O değil. O Eni değil. Bu başka Eni. Bugün kötü günümdeyim. O yüzden bol espri yapabilirim. Ha şuraya gelin. Ben niye buradayım? Takografım doldu. Yani mazot da almadım daha. Alacağım. Çıkarken alacağım. Doldu. 24 yapmam lazım. 24 yapacağım ama 24 saat durmam lazım yani. 24 yaparken yarın da yürüme yasağı var pazar olduğu için. Bak kahve dükkanında var. Yani daha doğrusu benzinlikte kahve dükkanında sessiz biri kapı çalıyor falan. Hazır gelmişken dedim bir 45 yapayım yani takografım. Ona göre şey yapsın. Dolsun. Dolsun ki rahat rahat daha 6 gün gidebileyim çünkü yüküm Almanya yükü. Pardon Avusturya yükü. Almanya'da ne yapacağım? Gümrük açtıracağım. Doktora gideceğim. Yani mal fındık olduğu için doktora göstermen gerekiyor. Ondan sonra da döneceğim. Avusturya'ya boşaltacağım. Sonra Almanya yükü var derlerse tekrar Almanya'ya gideceğim. Böyle burası. Bursa Balıkesir gibi bir yer. Bakayım. Burada çok gösterilmeyecek dergiler var. Döneyim. Bak bunları seviyor insanlar bak. Bunları seviyorlar işte. Bu dünyanın neresine gidersen git. Bu şu renk bir şeyler yazıyor üstünde. Rakamı görüyor musun? Bilmiyorum. €49. €49.90. 50 lira. Yani aslında öyle bakacaksın ya. Yani. Hemen çarpma. Hemen dur. Euro düştü 6.5'a. Ben dur 6.5 liradan çarpayım falan deme. Çarpılırsın Allah muhafaza. Bak. Burada var. 15.99 diyor. Başka 24. Yani 50, 25. Bir minnak var burada. Bu da neymiş? 15.99. Bunu aldın mı sevgilin seviyor seni işte. Öyle bir durum. Kalpler, malpler bir şeyler. Şimdi böyle döneceğim arkaya. Bak neler var burada. Bu arada izin aldım burada. O yüzden rahat rahat çekiyorum. Mesela şöyle göstereyim. Türkiye'de bu kaç para? 9 lira mı? 9.5. Büyük boş. Mesela 9. Reklam yapmıyorum onu düşün. Burada 4.39. Ne diyorum? Çarpma, çarpılırsın. Çarpmayacaksın. Bunları seviyorum bak. Bunlar güzel. Kahveler, mahveler var. 2.5 lira kahve var. Biz de bunu 8'e 9'a satıyorlar. İnsafsızlar, vicdansızlar. İkimize ne yapıyor? 2.5 lira da ne yapıyor? 12-15 lira falan yapıyor diyorsun değil mi? Hayır abi. Öyle yapmıyor. Buradaki adam euro ile alıyor maaşı. O yüzden öyle bak. 2.5 liraya adam içiyor. Ha, ona bakarsan hadi al çarp bakalım. Bak burada su var. Kaç paraymış? 99 cent. Yani 1 euro. Hadi çarp. Küçük su 7 lira. Hadi buyur. Ama öyle değil işte. Dönüyorum. Ya hani görünmeyen bir şey de yok. Hani Türkiye'de olmayan bir şey yok. Ama en azından şöyle ne var? Şöyle gösterebileceğim. Böyle bir şey var. Bu 1.5 lira. 1.5. Yani güzel. Mesela turta var. Elmalı turta. Şöyle bir şey. Bu da 2.69.
yapmışlar. Bu ne yapıyor? Satma oradan. 2,5 lira işte. TL bazında düşün. Bakayım. Bu reyon bana göre değil. Ben kullanmadığım için size de göstermeyeceğim. Yani tavsiye de etmiyorum, tasvip de etmiyorum. Bunlar var mesela. Şunlar. Bakayım. Zaten ne bu? Granatapfel fış. Ya ben bunun Bulgarcasını öğrenene kadar bayağı bir zahmet çekmiştim. Bir de Almancasını mı öğreneyim şimdi? 1.60 baba. Bak şimdi su içme, bunu iç diyor adam sana. Anladın mı? Öyle bir durum var. Şimdi bizde su 1 lirayken bunu sana 10 liraya satıyor adam. Öyle. Yalan değil. Sen ne varmış burada? Lindt'in Hello'su. Hello. Strawberry cheesecake. Peynirli kek diyor. Yani daha doğrusu cheesecake biliyorsun biraz şeyli. Hani yediysen daha önce bilirsin yani. Tam da kek değil. İçi dolgulu çikolata bar diyeyim ben sana, öyle anla. Bu kaç para? 1.29. Su 1 lira, çikolata 1.29. Senin suyun kaç lira? Hadi o da 1 lira. Hadi 1.29 al bakayım bunu Türkiye'de. Ha, bunu dediğim gibi kötülemek için yapmıyorum ama böyle dengesizlikler var. Mazota bakarsan mazot fiyatları da öyle. Korkunç fark var. Mesela biz diyoruz ki baba biz 6 liraya alıyoruz. Yani işte 5.5'a alıyoruz. İyi güzel. Adam 1.69 alıyor. Çarptın mı Türkiye ucuz? Tamam Türkiye ucuz da sen Türkiye'ye göre bakmayacaksın. Tamam Türkiye'den Avrupa'ya çalışıyorsan bakarsın. Hayır mı? Mesela araç şarjı ne diyor? Micro USB Mobile Charger. Tamam, bildiğin araç şarjı işte bu. Bak 9 lira bu. 9 euro yani. Türkiye'de yasaklanan bir sürü dergi yine buralarda bulabilirsin. Onu da geçtik. Başka da bir şey var. Cipsler var burada. Oraya bakalım. Cips var, cips. Kraker var. Yani bunlar şöyle indirdik mi daha iyi olacak. Bak. 1.19. 2.29. 2.29. 1.29. Böyle gidiyor. Yani aslında bakarsan aynı yani. Çok da farklı. Ha, bir tek şey dikkatimi çekmişti. Onu da söyleyeyim. Sosyal mesaj vermiş olalım. Bak şimdi hacı. Ne görüyorsun? Ekmek. 2.19. Bak 2.19. Kaç gram bu ekmek? Bakalım. 375 gram. Türkiye'de kaç gram ekmekler? Onun hesabını sen yap. 2 lira 19'a bunu veriyor. Şimdi fırıncıya laf söylüyoruz ya, onun için diyorum. Pahalı satıyor diyoruz ya. Bu 3 lira. Bak. 3.19. Bu da yani ufak gibi görünüyor ama ağırmış oluyor. Bakayım. Ama yarım kiloymuş. Yarım kilo ekmek. Onu çekememiş. Velhasıl buralar böyle. Bunu göstermek istedim size. Şöyle biraz gezinelim içeride. Güzel, güzel mekan ama yani. Bildiğiniz haribolar falan var. Olmazsa olmaz zaten. Ekmek, peynir, zeytin. Her şey var. Ondan sonra... Bak şimdi. Selam. Merhaba. Merhaba. Ne haber? İyilik. Çalışıyorsun burada. Evet. Adın ne? Selinay. Bak burada da Türk bulduk bir tane. Her yerde var. Biz Avrupa'yı fethetmişiz, çaktırma aman şey yap. Selinay şey mi, zor mu burası? Yok. Yaşamı? Kolay. Ya şartlar biraz kolay. Şartlar biraz kolay diyorsun. Yani ayıptır sonrası nedir yani buranın artısı senin için? Hiçbir şey diyemem şimdi. Söyleyemem. Maaş ne mesela? Onu merak ederler mesela. Bir sürü takipçim var benim. Sorarlar bana niye sormadın diye. Kızarlar yani. Bir kişinin maaşıyla böyle geçinemez burada. Bir kişinin maaşı. Yani iki kişi çalışacak herhalde. İki kişi çalışacak. Evet. Yani dünyanın neresine gidersen aynen. Git artık böyle. Aynen. İki kişi çalışmalı. Mesela yani kaç? 2000 euro var mı? Var. 2500. Çıkayım birazdan. Yok. Yok. 2000-2200. Evet. O civarlar. Bak hani Türkiye'de şöyle problem var işte maaşlar az falan diyen yani. Türkiye'de öyle 2200 yani bu her yerde öyle. Normal işçi. Normal işçi maaşı. Teşekkür ediyorum seninle. Memnun oldum tanıştığımıza. Burada da gördük bir tane. Güzel oldu. İyi oldu yani. Gezdik. Sağ olsun Selinay bize izin verdi. Buralarda çekim yapmamızı. Onun için biz de çektik. Hava da kararıyor yavaştan. Yani görsel olarak
Güzel ya, güzel. Tabii orada böyle sucuk şeyler var, onlara girmiyoruz. Aa bak, Türkiye'de olan bir şey göstereyim size. Dur bakayım. Milka var ama fiyat göremedim. Aa bak, mesela bu yok. Mesela bu yok. Brownies'ini çıkartmış Milka. Güzel. Benim hatun görmesin, kahvelere bayılıyor. Kahveli işler mimarı. Bak böyle yapmış. Güzel, crunchy break diyor. Ya buradaki adam ne yapıyor? Alıyor kahvesini. Ondan sonra alıyor yanına bir tane şey. Atıyorum böyle bir turta. Bir muffin. Muffin olsun. Kahve burada 2.60. Hop. Parazit yaptıysanız. Kahve burada 2.60. Ama mesela tuvalete girersen 50 cent. Tuvaletin fişini verirsen 2.10'a düşüyor. Öyle yani, tuvalete girdin sen diye. Parayı verdin zaten bana diye. Ne olacak diye yani, bizden olsun. 2.60 ne yapıyor? 2.10'a düşüyor. 2.10'a düştükten sonra kahveni içtin. Muffin de yedin. 1.30'a. 1.30'muş fiyat. 2.10, 2.40, 3.40 yaptı. Bak 3 lira 40 kuruşa sen Türkiye'de böyle bir kahvaltı gibi. Bu adamın alışkanlığı o yani. Sen şimdi Türkiye'de gibi gidip de hani 80 bin çeşit malzeme yığayım önüme, aman ona göre hareket edeyim deme yani. Tamam. Bu arada güzel bir şey daha vardı. Bu da arkada sigara içenler için bir bölme yapmışlar. Ben de orada bir kahve içtim. Güzel. Biliyorsun yani sigara elinden düşmüyor. Ama ne yapıyorum? Ona göre ben de az içmeye çalışıyorum. İçen varsa siz de az için. Buralarda böyle. Aha, bu neymiş ya? Vay şekil. Her yerde buluyorum bir tane. Denk geliyor daha doğrusu. Şimdi bakalım burada şey var mı? Rakam var mı? Hacı burada da rakam yok ya. Bakıyorum şey pompaya da. Mesela şöyle döneyim. Burada da fiyat yok. Bak 0.0. Aldıkça yazıyor yani. Enteresan. Bakalım etrafta şöyle bir fiyat görebileceğim bir yer var mı? Yok. Fiyat yok. Mazotunu litre usulü alıyorsun, ödersin baba diyor. Zaten nakit çok zor buralarda. Nakit yok. Yani çok az var. Öyle nakit vereyim falan baba. Abi ne nakit ya? Nakit mi kaldı? Banknot mu kaldı yani? Herkes kart, kart, kart. Şimdi ben geldim Avrupa'ya. Adam benim cebime 5000 euro para mı koysun da geleyim ben burada parayı da alayım mazot ya. Olmaz. Takıyorsun As 24 kartını. Ne reklamını yaptım ha? As 24 yetkilileri, Türkiye sorumluları. Bak bir ücret, bir mukabilinde bir şey anlaşma yapalım sizinle. Geldikçe şekerim vallahi yani, onu da söyleyeyim. Yani anlayacağınız burası Suben. Avusturya'nın tam Alman çıkışında Passau D3 neydi? A3. Passau A3 çıkışı. Avusturya sınırı. Tam o İn Nehri var ya, İn Nehri. İn Nehri'nin bir tarafı Suben, Avusturya. Diğer tarafı Passau, Almanya. Buralarda takılıyorum. 45 saat burada duracağım. Öyle birazcık ilerleyeyim de Euro Truck Simulator sevenler için, yani manservis, her yerde manservis ama burada olunca insan bir şey yapıyor yani. Aynı oyundaki yolların aynısı bu arada, yani onu da söyleyeyim, aynı o döner kavşaklar aynı yani. Türkiye'de baba 3 şerit 5 şerit otobanlar falan, alayı 2 şerit. Oo baba, Avrupa yolları çok geniş. Ne geniş? 2 yani 2. Ama adamlar araba sürmeyi bildiği için. Bak şu an 2500, 5000, 7500 kilometreye yakın bir kilometre yapmışım bu topraklarda. Git gel git gel git gel. Daha henüz sağ tarafımdan bir araba geçmedi. Şu emniyet şeridi konusunda daha önceki videolarımda saydırıp sövdürdüğümü biliyorsunuz. Hatta geçen birisiyle de kavga ettim. Emniyet şeridinden sağdan geçmeye kalktı İstanbul Mahmut Bey gişelerinde. Rezil herif. Ne üzüldüm biliyor musun? Neye üzüldüm yani? Adam eli yüzü düzgün bir adam. Adam okumuş. Yani belli ki tahsilli bir adam. Ben kadar olmasa da.
Oğlum iki üniversite var bende. Bu arada yorum yapan arkadaşlar var. İşte ben tır şoförü olmak istiyorum. Annem diyor okulu bırak ol madem öyle falan. Sakın, sakın öyle bir şey yapmayın. Tır şoförü olacaksanız da okuyun kardeşim yani. Liseyi bitirin. Okul önemli. Okul sana çok şey kazandırır. Neyse yani. Üzüldüğüm nokta tahsilli adamla kavga ettim ben orada. Yani adam hakkını aradı ya. Ben dedi öderim cezamı. Sana ne dedi? Geçerim dedi. Sen dedim cezanı ödersin burada ama ahirette dedim iki elim yakanda benim hakkımı ödeyemez. Senin ne alakası var diyorum. Benim ne alakası olur mu? Az ileride dedim kavşakta benim önüme geçeceksin. Bu trafik senin yüzünden sıkışıyor. Ben eşimin çocuğumun yanına senin yüzünden geç gideceğim dedim. O yüzden de dedim hakkımı yedim benim. Ben dedim sen ve senin gibi bütün emniyet şeridi kullananlardan davacıyım dedim ahirette. Abi yapma etme. Ya ne yapma etme yürü git yolunda. Bir de önümü kesti yani. Şerefsiz. Neyse. Bas. Aksiyon olsun videoya. Var Avrupa'da da var böyle deliler. İşte her yerde insan faktörü. Neyse döndük dolaştık. Geldik yine tırımızın yanına. Şöyle orta yere koydum. Çünkü buralar doluydu. Geldiğimde sizi de şöyle bir gezdirdim. Ha şimdi gelelim bu tırın içine. Biraz toparladım. Güzel oldu. Ama daha işi var. Biraz işi var. Biraz elleyeceğim. Ondan sonra da tanıtırım yani. Sıkıntı yok. Gençler 21 dakika 38, 39, 40, 41, 42 saniyeler gidiyor. Bugünlük bu kadar olsun. Buralarda özlüyorum sizi. Onun için ne yaptım? Böyle bir video çektim yine. Şöyle dönerekten yeşile ormana karşı. Ne ormanı? Orman kalmamış mı? Tarla hep. Ben ne zaman yeşil desem kahverengi şeyler çıkıyor. Bu seferlik bu kadar. Kendinize iyi bakın ve lütfen hoşça kalın.